Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2017 yılında birçok tatlı tarifini sizinle paylaştım. Bu videoda en çok aranan 5 tatlı tarifini sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Beşinci sırada benim de çok sevdiğim ve Starbucks'ta satılan kurabiyeleri aratmayan bir kurabiye tarifi var. Yapması oldukça kolay. Hala denemediyseniz mutlaka deneyin. Malzemelerimiz: 1 su bardağı tereyağı, yarım su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı beyaz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, 2 çay kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 su bardağı damla çikolata. Derin bir kaba oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağımızı koyuyoruz. Ardından esmer şeker ve beyaz şeker ilave edip çekiyoruz. Şeker eriyinceye kadar çırpılması gerekiyor. İyice çırptıktan sonra yumurtayı ve vanilyayı ilave edip çırpmaya devam edin. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Ardından mısır nişastası, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek iyice yoğuruyoruz. Son olarak damla çikolata ekliyoruz. Çikolatanın erimemesi için çok fazla yoğuruyoruz. Hazırladığımız hamuru 8 eşit parçaya bölerek yuvarlıyoruz. Elimizle şekil vererek tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-17 dakika pişiriyoruz. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Dördüncü sırada lokumların sultanı, sultan lokumu, diğer adıyla sultan sarması var. Yapması biraz zahmetli ama ortaya çıkan lezzete değiyor doğrusu. Malzemelerimiz: 1 litre süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 50 gram margarin, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı Hindistan cevizi. Krema için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt. Süslemek için dövülmüş Antep fıstığı. Önce tencereye 1 su bardağı un koyuyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Litre sütü azar azar ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Malzemelerin topaklanmaması için sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz.
göz kaynamaya başladığında 50 gram margarin ekliyoruz. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bir paket vanilya koyuyoruz. İyice kaynamaya başlayınca altını kapatarak ocaktan alıyoruz. Pişirme tepsisinin tabanına önce 1,5 su bardağı Hindistan cevizi serpiyoruz. Elimizle boşlukları dolduruyoruz. Kakao sosunu üzerine döküyoruz. Spatula yardımıyla sosun eşit şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Buzdolabında yarım saat bekletiyoruz. Kreması için çırpma kabına 1 su bardağı süt koyuyoruz. Azar azar krem şanti ekliyoruz. Çırpmaya başlıyoruz. Sürülebilir krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Buzdolabından çıkardığımız tepsi üzerine kremayı eşit şekilde dağıtıyoruz. Kakao sosu ve krema katmanı yarım santim kalınlığında olabilir. Buzdolabında 4-5 saat daha bekletiyoruz. Sultan sarmamızın son aşaması için buzdolabından çıkarıyoruz. Bıçak yardımıyla önce 4'e bölüyoruz. Daha sonra dikey dilimlere ayırıyoruz. Dilimleri bıçak, çatal veya spatula yardımıyla rulo şeklinde sarıyoruz. Sarmaları servis tabağına koyuyoruz.
sultan sarmamız veya sultan lokumumuz artık hazır. Üzerini dövülmüş Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebiliriz. Üçüncü sırada Türk mutfağının klasik tatlılarından biri olan soğuk şerbetli irmik tatlısı var. Tatlı konusunda sınır tanımayanlar için çok tercih ediliyor. Yapması oldukça basit. Malzemelerimiz 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu. Şerbet için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı soğuk su, 3-4 damla limon suyu. Derin bir kaba önce yumurtayı ve sıvı yağı koyuyoruz. Yoğurdu ilave ediyoruz. Bu üç malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Azar azar irmik ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı unu da koyduktan sonra iyice yoğurarak hamurumuza son halini veriyoruz. Ceviz büyüklüğündeki hamurları elimizle yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamurları tepsiye diziyoruz. 170 derece fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Şerbeti için derin bir kaba 2,5 su bardağı şeker koyuyoruz. 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. 3-4 damla limon suyu ekliyoruz ve şeker iyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Fırından çıkardığımız tatlımızı 5 dakika beklettikten sonra şerbetini döküyoruz. Yarım saat beklettikten sonra diğer yüzünü şerbetlenmesi için ters çeviriyoruz. Yarım saat daha bekletiyoruz ve yine ters çeviriyoruz. Bu şekilde 4-5 saat daha bekletip servis edebilirsiniz. Akşamdan yapıp sabaha kadar bekletirseniz çok daha lezzetli olur. Şimdiden afiyet olsun. Sırada irmik helvası var. Elinizin altındaki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz bize özgü klasik tatlılardan biri. Ben oldukça sık yapıyorum. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı irmik, 2 su bardağı süt, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 25 gram dolmalık fıstık, tarçın. Önce derin bir kaba 2 su bardağı süt koyuyoruz. 1,5 su bardağı şeker ilave ediyoruz. 1 paket vanilya ekleyip şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karışımı pişirme esnasında kullanmak üzere bir kenara alıyoruz.
tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 100 gram tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı eriyince dolmalı fıstığı ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Fıstıklar pembeleştiğinde 1,5 su bardağı irmiği ekliyoruz. Karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. İrmiğin rengi değişmeye başladığında daha önce hazırladığımız sütlü karışımı azar azar döküyoruz. Karışımın tamamını döktükten sonra kapağı kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Arada bir karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Suyunu çektiğinden emin olduğumuzda ocaktan alıp yarım saat dinlendiriyoruz. İrmik helvamız artık hazır. Ben tarçın süslemek için kullandım. Dilerseniz siz pişirme esnasında da kullanabilirsiniz. Birinci sırada benim de ilk defa deneyip müptelası olduğum bir tatlı var. Etimek tatlısı gerçekten mükemmel bir tatlı. Gözünüzde büyütmeden yapabileceğiniz, herkesin çok severek yiyebileceği muhteşem bir lezzet. Önce malzemelerimiz. 16 adet tuzsuz etimek, şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, muhallebi için 1 litre süt, 6 yemek kaşığı şeker, 6 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, üzeri için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt. Süslemek için Hindistan cevizi, fıstık. Şerbeti için 2 su bardağı şekerimizi tenceremize koyuyoruz. İyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karamelize olan şekere 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan indiriyoruz. 16 adet tuzsuz etimeğimizi bir tepsiye diziyoruz. Hazırladığımız şerbetimizi üzerine döküyoruz. Şerbeti çekmesi için bekletiyoruz. Muhallebi için 1 litre sütü tencereye koyuyoruz. Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Müzik
İyice çırptıktan sonra nişastayı ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. Altı yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Kaynadıktan sonra tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak vanilyayı ekliyoruz. Kaynayıp göz göz olduktan sonra ocaktan alıyoruz. Şerbeti çeken etimeklerin üzerine muhallebi ekliyoruz. Soğuması için buzdolabında 1 saat bekletiyorum. Kreması için 1 su bardağı süte 1 paket krem şanti ekleyip mikserle iyice çırpıyoruz. Çırptığımız krem şantiyi buzdolabında 1 saat bekletiyoruz. Daha sonra krem şantiyi ekmek tatlımızın son katmanı olarak üzerine ekliyoruz. Son olarak üzerini Hindistan cevizi ile kaplıyoruz. Buzdolabında 1-2 saat daha bekletiyoruz. Etimek tatlımız artık hazır. Fıstık veya cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Umarım bu tarifleri beğenir ve denersiniz. Denerseniz sosyal medya hesaplarımdan benimle paylaşın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için abonelik butonunun yanındaki zil işaretini aktif hale getirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Thank you.